Merhabalar, ben Defne Aydın. Merhabalar. Bugün Beyazlar İçinde sizlere bir trajediden bahsedeceğim. Benim çok sevdiğim bestecilerden bir tanesi ve kendisi Belkanto sanatına çok büyük eserler bırakmıştı bir isim. Gaetano Donizetti'nin Lucia di Lammermoor operasından Lucia karakterini anlatmaya çalışacağım sizlere. Lucia biraz çılgın, farklı bir boyutta olan bir karakter diyelim. Biraz deli, deliriyor yani öyle de söyleyebiliriz. Ve bir sanatçının bu tür karakterlere dönüşebilmesini ben çok etkileyici buluyorum. Bu yüzden de Lucia karakterini söylemeyi çok istiyorum. Bu benim bir hayalim. Umarım bir gün sahnede Lucia'ya dönüşebileceğim. Eserimizin asıl yaratıcısı Sir Walter Scott. Onun Lammermoor'un Gelini adlı romanından uyarlanmış bir opera. İtalyanca'ya librettosunu çevirip yazan isim Salvatore Cammarone ve ilk defa 1835 yılında Napoli'de Teatro San Carlo'da seslendirilmiş, temsil edilmiş. İlk Lucia karakterini söyleyen soprano ise Fanny Tacchinardi. Şimdi gelelim bu operada Lucia karakterine ve bakalım Lucia'yı nasıl bir serüven bekliyor. Hep birlikte görelim. Hikayemiz 18. yüzyılın başlarında İskoçya'da geçiyor. İki tane birbirine düşman olan aile düşünün. Bir tanesi Ashton ailesi, diğeri ise Ravenswood ailesi. Lucia, Ashton ailesine mensup birisiyken, onun sevdiceği tenor, Ravenswood ailesine ait birisi. Ve elbette ki ikisinin aralarındaki ilişkiyi Lucia'nın abisi Lord Enrico duyuyor ve Lucia ve Lord Edgardo'nun bir arada olmasını istemiyor. Çünkü Enrico Lucia'yı o zamanlarda zengin ve asilzade olan bir isimle Lord Arturo Buklav'la evlendirmek istiyor. Çünkü maddi durumlarının düzelmesini istiyor. Aynı zamanda da kız kardeşini düşmanlarıyla görmek istemiyor. Ve bununla ilgili tabii ki planlar, projeler başlıyor Enrico tarafında. Bir gün bahçelerinde Lucia, onun nedimesi olan Alicia'ya bir hikaye anlatıyor. Biraz evvel diyor, neredeyse dokunabileceğim yakınlıkta bir peri, bir kız gördüm burada diyor. Ve bu kız Ravenswood ailesi tarafından öldürülmüş Ashton ailesine ait bir kız diyor ve bana neredeyse dokunabileceğim uzaklıktaydı. Bu hikayeyi anlatıyor Alicia'ya. Alicia da ona bu bir işaret diyor. Edgardo'dan uzak durmalısın. Onunla hiçbir şekilde bir araya gelmemelisin. Bu senin için bir işaret diyor Lucia'ya. Çok güzel aryalarından ilkini burada söylüyor Lucia. Daha sonra Edgardo geliyor ve onunla evlenmek istediğini, abisiyle arasını düzeltmek istediğini söylüyor. Fakat Lucia bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Abisinin ona ne kadar nefret beslediğini biliyor elbette ki Lucia. Fakat bunun üzerinde kendi aralarında birbirlerine söz veriyorlar ve yüzüklerini değiştiriyorlar. Edgardo da Fransa'ya bir görev için gideceğini söylüyor Lucia'ya ve oradan ayrılıyor. Daha sonra bu durumdan faydalanan abisi onun hemen Arturo ile olan nikahını hızlandırıyor. Fakat Lucia tabii ki istemiyor. Buklav'ı evlenmek istemiyor Arturo Buklav'la ve isteksiz davranıyor. Adam da bunu anlıyor Lucia'nın onu istemediğini. Abisi de başka bir neden bulup ona söylüyor. Annesinin ölümünü hala unutamadığından bahsediyor. Lucia'yı bir şekilde ikna ediyor. İşte Edgardo'nun orada kendisine birisini bulduğunu falan söylüyor. Lucia da buna çok üzülüyor ve istemeyerek de olsa
o kontratı imzalayarak Arturo Buklav'la evleniyor. Yani nikahları yapılmış oluyor. Tam bu sırada da Edgardo geri dönüyor ve bu seremoniyi görüyor ve elbette ki çok sinirleniyor, öfkeleniyor, üzülüyor. Lucia'ya verdiği yüzüğü geri almak istiyor. Bunun için de işte onların yaşadığı şatoya gidiyor ki bu şato da aslında Ravenswood ailesine aitken Ashton ailesi onlardan almış, onların aslında kendi şatosunda bulunuyorlar. Lucia tam da bu esnada artık dönüşüme başlıyor. Ne yaptığını anlamıyor. Evlendikten sonra, nikahı olduktan sonra Arturo Buklav'ın aslında onun sevdiği adam olmadığını belki de tam anlamıyla idrak ediyor ve onu öldürüyor. Daha sonra artık iyice kafayı kaybetmiş bir şekilde cinnet geçirerek bunu insanlara anlatıyor. Aslında Edgardo'nun geldiğini anlatıyor, onunla yaşayacağı güzel günlerden falan bahsediyor davetlilere, oradaki misafirlere, balodakilere. Tabii ki insanlar onun artık çıldırdığını görüyorlar ve durum bu şekilde ilerlerken Edgardo da bunlardan habersiz bir şekilde onun onu terk ettiğini düşünüyor, üzülüyor, ağlıyor, bunları kendi kendine düşünürken bir yandan Lucia'nın öldüğü haberini alıyor. Lucia da hayatını kaybediyor. Bunun üzerine Edgardo da kendi hançerini alarak kendini öldürüyor ve Lucia'yla başka bir evrende, başka bir boyutta buluşmak üzere ikisi de hayatlarına trajik bir şekilde son veriyorlar. Enteresan bir hikaye. Lucia enteresan bir karakter. Fakat en azından operada iki karakterin de birbirini sevdiği için kendi hayatlarına son vermeleri belki de insanları o dönemde bu konuyu izlemeye değer kılmış ve hala da ilk günkü gibi yani çok değer gören bir opera, çok önemli bir opera, benim de çok ilgimi çeken bir konu. Böyle bir aşk hikayesi fakat trajediyle biten bir aşk hikayesi. Bilmiyorum beğendiniz mi? Umarım bir gün karşınıza gerçekten sahnede Lucia olarak çıkabilirim. Ben şimdiden size sevgiler yolluyorum. Viyana'dan. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.